Şöyle bir Derek van den Broek marketine girelim. Ufak alışverişlerim var. Burada tekel bayi. Görüyorsunuz 24 tane Fanta 12.50 diyor. 400 gram fasulye 1.49. Şöyle iki paket alalım. 2.49 domates diyor, çeri domatesleri. Bu da güzel, bundan da alalım. Şöyle 15-15-30 tane de balık aldım arkadaşlar. Bunlar da güzel oluyor, şöyle balıklar. Peynirler. Tzatziki. Cacık. Güzel. Bugün çok kalabalık. Ben alacaklarımı alayım, çıkayım arkadaşlar. Böyle asitli maden suyu. 1,5 litresi 49 kuruş diyor. Bu da normal. Yok, bu da asitli herhalde. Şu normal. 1,5 litresi 49 kuruş. Tabii pahalısı da var. 1,25'e de var. 59 kuruşa da var. Markadan markaya değişiyor. Bayağı kararmış. Markete girdim, çıktım. Arabamı şu karşıya park ettim. Bakın şöyle bir Fanta aldım arkadaşlar. Mor rengi. Şöyle bir şey. Mor renkli. Bu şey arkadaşlar, tadı. Pamuk şekeri. Burası da huzur evi. Marketin tam üstü. Evet arkadaşlar, güneş vuruyor ama aldanmayın güneşin vurduğuna. Çünkü şu anda -1, -2 derece, donmak üzere. Sular daha donmadı ama donmak üzere. Neredeyim bakın, Alexandrium. Burası Alexandrium, burası Rotterdam'ın bir yan belediyesi arkadaşlar. Şöyle suyun kenarına durdum, bir bakalım, izleyelim. Bakın ben de sizinle beraber bazı şeyleri ilk yapıyorum. Neden? Çünkü buradan yıllardır geçiyorum ama şöyle durup da şöyle güzel bir yere yürüyelim. Durdum, şöyle güneş de güzel vuruyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Böyle bir göl. Bakın bu göl suni bir göl aslında. Bu göl böyle doğanın yaptığı bir göl değil. Semt yaptıkları zaman arkadaşlar, böyle boş arazilere mesela şurayı yapmışlar. Böyle de genelde son yıllarda su yapıyorlar ki görüntü güzel olsun. Mesela şurada oturuyorsunuz, değil mi? Manzaranız nasıl olur? Bakın orada da böyle bir köprü var. İnsanlar orada yürüyor, oraya gidiyorlar. Orada ne var bilemiyorum. Herhalde bir sanatsal bir durum yapmışlar herhalde oraya. Oradan da köprü devam ediyor, karşıya geçiyorsunuz. Yani suyun üzerinden şuradan yürüyorsunuz. Buradan böyle yürüyüşünüzü devam ettiriyorsunuz arkadaşlar. Bunlara flat voning deniyor. Flat. F-L-A-T. Böyle küçük bir parsele fazla insanı oturtmak için. Tabiatta bu şekilde. Bakın. Bu tür tabiat her yeri. Hollanda'nın her yerinde var işte. Yağıyor arkadaşlar. Bakın. Bu da benim. Yanımda yürüyor kerata. Bakın çöpler. Buraya pasonuzu tutuyorsunuz. Bu semtin çöp atma şekli biraz daha değişik. Buraya normal çöp atılıyor, her türlü çöp. Buraya da herhalde biyolojik atıklarınızı atıyorsunuz. Açılmıyor. Buraya böyle paso ve açıldıktan sonra atıyorsunuz. Elektronik de, elektriği de güneş enerjisiyle çalışıyor. Burası da böyle kırmızı bir yol arkadaşlar. Bu şey değil. Burada bisikletler gidiyor normalde ama araba da
bazı durumlardan dolayı işte buraya yaşıyorsanız buraya girebiliyorsunuz ama 30'dan gitmeniz gerekiyor. 50'lik yol, 30'luk yol burası. Yeni bir semt arkadaşlar. Alexandria'yım. Yeni, yani yeni dediğim 30 veya 40 senelik diyelim biz. Zaten evlerden belli değil mi? Eski evler yok. Bir tek bakın şu 100 senelik bir ev. O da burası eskiden köymüş herhalde. Yani ineklerin, koyunların gezelediği, gezdiği, yemlendiği bir yer yermiş. Bir tek bu ev kalmış bakın. Dediğim gibi her mahallede de her evlerin yanında genelde şöyle kanallar oluyor arkadaşlar. Tabii merkezde olmuyor. Tam merkezin ortasındaki mahallelerde göremezsiniz. Bakın bu donmuş. Üstü biraz hafif buz tutmuş artık. Göremezsiniz onları. Bu dış semtlerde bu kanallar daha fazla oluyor. Merkez semtlerinde kanal yok. Evler biraz üst üste. Mahalleler biraz daha dar. Bunlar bu ağaçtan dökülüyor. Nasıl bir cins ise böyle bakın. Kurt gibi aynı. Sessiz, sade arkadaşlar. Bunu dikkatinizi çekiyor genelde. Sessiz oldu. Evet, sessiz. Rotterdam da olsa Hollanda'nın ilk iki büyük şehri Amsterdam, Rotterdam. Yine de sessiz. Bakın. Evet bakın kalabalığa bakar mısınız? Bugün cumartesi günü. Kuzey meydanında da arkadaşlar yine organik pazar kurulmuş. Güzel ışıl ışıl yapılmış. Bu da böyle reklam. Plopsa, Bleif Maxi Winter diyor. Herhalde bir şey parkı çocuklar için. Eğlence parkı reklamı. Telekomünikasyon. Körfez Pulier. Pulier demek arkadaşlar tavuk kasabı. Yani kasaba ama sadece tavuk satıyor. Pulier. Burası da Money Trans diyor. Buradan böyle para gönderebiliyorsunuz. Bakın Türkiye'ye de gönderebiliyor musunuz? Bu arkadaş da televizyon satıyor. Hollandalı bir arkadaş. Bundan yıllar önce bir televizyon almıştım. Şöyle Kuzey Meydanı. North Plain. Birazdan bakabiliriz. Bakın ördekler yürüyor artık. Donmuş. Hafif bir üzerine don kaplamış. Tam tabi değil ama ördekler fevkalade yürüyebiliyor. Görüyorsunuz. Birazdan beraber bu ekşine bir girelim. Gezmeyeceğiz ama bir deodorant almam lazım. Onu almak için bir beraber girelim. Hem de şöyle hemen göz gezdirelim. 2-3 dakika. Bakalım ne var ne yok. Şöyle saat 3-3.30-4 civarı biraz kalabalıklaşmaya başladı. Her zaman söylediğim gibi bu iş çıkışları yoğunlaşıyor trafik. Bakın burası da böyle Çinli arkadaşlar çalıştırıyor. Paket gönderme yeri. Homer. Farklı farklı paket gönderme firmaları var. Küçük bir paket vardı, onu gönderdim. Bisikletim elimde. Ne yapacağım? Şurada şöyle yürüyelim. Hadi beraber yürüyelim şöyle. Oradan da sol sokağa girip bir ekşine gireceğiz beraber. Bakın burası da arkadaşlar böyle ikinci el elektronik eşyanızı satabiliyorsunuz. İnsanlar getirip burada satıyor. Sonra da başka arkadaşlar gelip buradan ucuza geri alıyor. Bu arkadaş aracılık yapıyor herhalde. Ama güzel, cüzi güzel fiyatlara alabiliyorsunuz. Bir laptopu 100-150 euroya alıyorsunuz arkadaşlar eğer yeni alacak durumunuz yoksa. Burası da masaj salonu bakın. Böyle masaj salonu. Bakın fiyatlar da böyle. Görüyorsunuz. Pedikür, medikür, manikür ve masaj diyor. Burası da telefon doktoru. Genelde burası bu GSM doktor dedikleri her türlü telefon tamiri yapıyor. Ama iPhone, Samsung, iMac gördüğünüz gibi Apple'ın eşyalarında böyle bu şekilde bakın tamir ediyor ve garanti veriyor. Şöyle fitness eşyaları satan bir arkadaş. Bu da böyle bakın çocuk
oyuncakları satıyor. Ama biraz daha böyle hani butik, özel çocuk oyuncakları. Spellhood. Spellhood. Oyuncak demek. Spellhood oyuncak demek arkadaşlar. Böyle ahşap falan oyuncaklar satıyor bak. Hani biraz daha pahalı oluyor normal oyuncakçıdan. Ama güya özel oluyor, bilmiyorum. Şöyle önümde bakın. Bak, bug fix deniyor buna da. Bu bug. Şunun adına bug, bu da fix, bug fix. Bu da bisiklet tamir eden bir arkadaş. Fix'in servis diyor. Fix bisiklet. Karşıda gelinlik satan bir arkadaş var bak köşede. Reklamlarda ne var bu hafta? Böyle bir möç diyor, örgülü şapka, eldivenler, fiyatları da görüyorsunuz. Çoraplar, boxer şortlar. Erkek arkadaşlar için iki tanesi 3.39. Unbidding oluyor arkadaşlar. Yani promosyon o haftanın. Görüyorsunuz. 140'a 220 nevresim seti diyor. 9.95. Girelim şöyle bakalım. Bakın fiyatlara ve ürünlere. Ben bir deodorant alacağım arkadaşlar. Başka bir şey almayacağım. Hem de dışarı bayağı soğuk. Şöyle bir şey alalım. Soğuk ısınmış olurum şöyle. 2 dakika. Haftanın promosyonları Wake Axi. Şöyle bir mutfak malzemesi. Görüyorsunuz. 3.33. Bakın sevgililer günü geliyor ya, 14 Şubat. Böyle bir şeyler yapmışlar. Şekerlemeler. 75 kuruş, 73 kuruş. Çikolatalar 1.99, 200 gramı. Ayıcıklar var böyle 5.95. Sevgilinize alıyorsunuz. Sonra sevgiliniz de havalara uçuyor, bana ayıcık almış diye seviniyor. Böyle arkadaşlar. Demek ki ufak şeylerde de insanlar sevinebiliyor. Ufak büyüğü yok hediyenin. Şuradan bir deodoranta bakalım. Benim istediğim var mı? Evet var. Bakın 2.18 benim deodorantım arkadaşlar yıllardan beri Nivea Men Silver. Bunu kullanıyorum. Böyle patikler. 6 rubber lastik. 3.49. Bornoz. Bornozlar gelmiş. 12.95. Çocuk bornozları. Pijamaları 9.95. Bakın Spider-Man diyor. 6.95. Şöyle sıraya girelim. Zaten bir tane ürünüm var, alacağım. Hafta ısındık. Çıkalım. Şu pazarı bir gezelim. Paskalya ürünleri. Paskalya'da yaklaşıyor. Yumurtayla veyahut da işte böyle bir tavşanla alakalı temalar. Burada da arabalar şarj oluyor bakın. Biz de deodorantımızı aldık. 2.20'ye çantamızı atıp şöyle yavaş yavaş pazara doğru gidelim. Evet. Alana meydana geldik hemen. Bakın ışıl ışıl yapmışlar arkadaşlar. Burası organik pazar. Her cumartesi biliyorsunuz artık 2-3 defa video yapmıştım. Beraber gezmiştik bu pazarı. Tekrar şöyle yanından geçiyorum. Geçmişken de hemen bir göz atalım dedim. Bakın böyle kürk gibi veyahut da ceket gibi şeyler satılıyor burada. İnsanlar güzel mis gibi yemek yiyor. Waffle yiyorlar, yemek yiyorlar bakın. Türk hanımefendi burada ne yapıyor bakın. Kısır mısır yapmış. Güzel dolmalar yapmış. Güzel kokuyor. Müzik alanı. Burada genelde canlı müzik de yapıyorlar arkadaşlar. Gelip öğrenciler gitar çalıyorlar falan. Bakın şarap içiyorlar. Ne güzel. Onlar da. Şu anda canlı müzik yok ama oradan bir şeyler mırıldanıyor. Patates kızartması yerimiz halen karşıda duruyor.
Burası da kahve yapıyor. Hava biraz daha güzel oldu mu daha kalabalık oluyor arkadaşlar. Şu anda biraz daha fazla kalabalık değil, tenha. Görüyorsunuz. Yine. Afiyet olsun. Burada da bakın bunlar da Türk arkadaşlar. Pide satıyorlar, lahmacun satıyorlar. Güzel gözleme. Bu arkadaş ne yapıyor? Sos satıyor. Takos, ha sos değil, takos satıyor. Meksikan yiyeceği. Meksika'ya gidersek yeriz. 2 takos 8 euroymuş. Ama Meksika'ya yolumuz ne zaman düşer? Düşer mi bilmiyorum. İstiyorum az da Meksika'ya. Güney Amerika'ya gitmek istiyorum arkadaşlar. Goedemiddag. Hallo. Waffles, lekker. Stroopwafels, hè? Lekker vers. Heerlijk. Rijk heerlijk. Fijne dag, hè? Hoi. Waffel. Stroopwafel. Yani stroop aslında arkadaşlar pekmez demek. Pekmez waffle diyor ama sanki pekmez değil gibi onun içindeki. Biraz böyle karamelize olmuş bir sos. Ama stroop deniyor ona. Burada Japonya yemekleri. Yüzüklerin efendisi. Yüzüktür, kolyedir. Bir şeyler satıyor bu hanımefendiler de. Ne demiştim? Ha, Stroopwafel. O arkadaşa da dedim. Kolay gelsin. Güzel kokuyor dedim. Peynirci. Biyolojik diyor yani. Ne demek biyolojik? Bunu artık öğrendik. Elmadır, armuttur. Köyden geliyor bunlar da arkadaşlar. Organik. Evet, biyolojik, organik bir an aklıma gelmedi ama. Gelmiyor arkadaşlar. Bazen bazı kelimeler gerçekten de gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Yani her gün pratik, tabii Türkçe konuşuyorum ama dediğim gibi ben Türkiye'de doğmadım, büyümedim. Hollandaca da konuşuyorum, Türkçe de konuşuyorum. Hatta Hollandaca, başta aklıma Hollandaca ismi geliyor. Sonra Türkçe'ye çeviriyorum beynimde. Bazen de zaman alıyor çevirme. Gayet normal diye düşünüyorum. Belki de değildir, belki de normal değildir. Belki de burada doğup büyüyen arkadaşlar vardır daha güzel. Pratik, başta Türkçe konuşup sonra Hollandaca'ya çevirenler. Ben böyleyim. Sağlık olsun. Humus. Humus satıyor arkadaşlar. Bakın o kanalın yanı. Karşıda Heineken binası. Eski Heineken'ın ilk başlangıç olan fabrikasının bir bölümü. Gerisi yıkılmış. Bir tek bu karşıdaki kalmış. Yani Heineken şu anda Amsterdam'da. Herkes de dünyada Amsterdam'ın markası diyebilir ama Rotterdam'da başlangıcı. 1900'lerde. Bakın arkadaşlar güzel. Soğuk da olsa fazla insan yok. Soğuk olduğundan dolayı ama yine de insanlar işte bakın. Şu arkadaşlar 3 Hollandalı Türk pidesi almışlar. Yiyip gidiyorlar. Güzel değil mi? Kahvesini içen içiyor. Patates kızartmasını yiyen yiyor. Yani oturup gezmek isteyen geziyor. Huzurlu şekilde, keyifli şekilde, endişesiz şekilde. Yani hayatın tadını çıkar diyor. İlla hayatta çok lüks yaşamaya gerek yok. İşte bak bunlar mütevazilik güzel bir şeydir arkadaşlar. Genelde Batı dünyası mütevazidir arkadaşlar. Mütevazilikle büyüyor. Mütevazilikle parlıyor. Mütevazilikle kalitelileşiyor. Biz Doğu ülkeleri biraz bunu anlamamız lazım. Biz değerin ne kadar şatafatlı, ne kadar parlak, ne kadar canlı olduğu zaman, olduğunda veyahut da işte pahalı bir şey olduğunda, lüks olduğunda öyle değer kattığımızı hayata veyahut da kendimize zannediyoruz. Sadece zannediyoruz arkadaşlar. Dünyanın yani bizim sınırlarımızın dışına çıktığımız zaman, hele hele Batı dünyasına geldiğiniz zaman arkadaşlar bu işler bitiyor. Yani şunu söyleyebilirim gerçekten de, eğer öyle arkadaşlar Hollanda'ya geldiği zaman aynı tavrını devam ettirdikleri anda komik hale düşerler. Çünkü kimse değer vermez. Hatta derler ki bu çok zillig derler. Bakın zillig. Yani acınacak kişi anlamında. Acınacak, zillig. Onun için görüyorsunuz. Siz zaten ben şimdi anlattım hemen ama
görüntüler zaten size mütevaziliği gösteriyor değil mi? Şu alanda doktoru vardır, ne bileyim daha varlıklı arkadaş vardır, daha belki işte yardım alan arkadaşlar vardır. Her türlü ne derler onda, her türlü mertebede insan vardır burada gezen. Hiçbir aralarında da fark göremezsiniz. Göremezsiniz. Yani sadece üstleri başlarından dolayı değil, dış görünüşlerinde değil, tavırları ve cibilliyetlerinden de arkadaşlar göremezsiniz. İnsan, insan olmak. Nedir insan olmak? İnsan olmak. Araştırın, bulun, yazın bana. Görüşürüz arkadaşlar. Şöyle ben devam edeyim. Pazarı şöyle bir dolaştık, ufak bir tur attık. Şöyle Işıklı Çarşı dediğimiz Zwart Janstraat. Buranın semt çarşısı diyelim. Düz gideceğim. Nereye gideceğim arkadaşlar? Bir Türk bakkalı, Gazi ismi. Geçenlerde de görmüştünüz. Oraya gideceğim. Tavuk alacağım arkadaşlar. Drumstick deniyor burada. Türkiye'de ne deniyor bilmiyorum. Küçük but oluyor ya, tavuğun küçük budu. Drumstick. Tavuğun bacağı tüm buduyla beraber, hani böyle L şeklinde olan şekline de Kippen Bout deniyor. Farkında mısınız mesela, bakın. Bu şu buraya girdik, bu sokağa yabancılar daha fazlalaştı değil mi? Daha deminki o organik pazarda yabancılar daha az. Hollandalılar geziyor. Neden acaba? Bir düşünelim. Muhakkak bir nedeni vardır. Bulmak lazım yani. Çünkü bariz şekilde fark görünüyor, bakın. Burayı yabancılar geziyor. Yabancı uyruklu arkadaşlar. Organik pazarına Hollandalı uyruklu arkadaşlar geziyor. Yani ilgi alanları demek ki farklı. Zwart Janstraat'tan çıktım. Hemen bir yan sokağa. Türk Marketi Gazi. Şuraya bisikletimi koyacağım. İçeri girip tavuğumu alacağım. Ananas. Cennet meyvesi. 3.49 arkadaşlar. Meyve mi, meyve mi? Acaba hangisi? Mandalina kilosu 2.99. Portakal, kış portakalı 1.99. Bakın arkadaşlar, bunlar öyle bir acı ki, bunlara Surinam Madame Jeanette Acuma biberi deniyor. Acayip çok acı biber arkadaşlar. Dolma şeklinde, ama bunun bir tanesini yerseniz yanarsınız. Gerçekten Türkiye'deki en zehir biberinden daha zehir bunlar. Tadı da farklı zaten. Öyle yenmiyor. Ondan sos yapılıyor. Burası böyle manav bölümü. Görüyorsunuz domatesleri. Çeri domatesleri kilosu 7.99. Normal domates 4.79 arkadaşlar. Hamber kereviz mi oluyor? Turp. Sarımsak kilosu 5.99. Bir de böyle kilosu 12.49 diyor. Bir de gazoz alalım mı? Alalım. Kızılay mı alalım? Beypazarı mı? Hangisi iyi? İkisi de güzel. Ben ikisi de hoşuma gidiyor. Böyle Kızılay aldım. Burada böyle peynir, sucuk, salam bölümü. Bakın. Türk peynirleri. Koç. Etsiz çiğ köfte. Yok yok, helva bile var. Sebahat. Güzel değil mi? Şuradan da etlere bakalım. Bakın, dürümstik. Dürümstik bu. Tavuk budu da şu. Karşıdaki. Baharatlar. Turşular. Karşıda bakın, turşu. Çaylar. Kivan perçemi. Neymiş acaba? Kış çayı. Limanın kilosu 9.99 arkadaşlar, bakın. 9.99. Diye arkadaşlar. Bakın, bir de şöyle Çamlıca aldım. Kaç litre? 1,5 litre. Bu 2 euro. Onu da koyalım çantamıza, bakın. Tavuğumu aldım, gazozumu aldım, deodorantımı aldım. Şöyle 2 tane de Türk pidesi aldım arkadaşlar. Mis gibi yeni çıkmış fırından. Şöyle göstereyim. Görüyorsun. Bunun da tanesi 1 lira 50 kuruş arkadaşlar. 3 lira ödedim ikisine. Bütün işlerimi hallettim arkadaşlar. Şimdi şöyle yürüyorum. Birazdan da tabi burada bisiklet sürmek yasak. Şuradan bisikletimi atlayacağım. Solumda gördüğünüz binada arkadaşlar. Burası özellikle Türkler için yapılmış huzur evi arkadaşlar. Türk yaşlılarımız burada kalıyor. Karşısında hemen bir Hollanda barı, kafesi. Arkadaşlar, umarım bu video hoşunuza gitmiştir.
beğenerek izlemişsinizdir, bilmiyorum. O sizin takdiriniz artık. Bir dahaki bölümde arkadaşlar sürpriz bir durum olacak. Bir dahaki vlogumuzda sürpriz görüntülerle karşılaşacaksınız diye şimdiden küçük bir size tüyo vereyim arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.